Biraz önce bir köpek böyle kaşıntıdan dolayı hayvan her tarafını yolmuş. Bir yardım istiyor. Şimdi ben beyefendiye söyledim. Geçerken dedim dikkat ederseniz küçük bir köpek. Yani bu sıcaklardan dolayı herhalde uyuz belirtisi var. Şimdi bu hayvan böyle devamlı kaşına kaşına kendi tarafını yoluyor. Yani biz de üzülüyoruz. Bir şey de yapamıyoruz. Ben şimdi yetkililere söyledim. Sağ olsunlar ilgileneceğini söylediler. Bu sıcaklarda bunların muhakkak böyle bir elden kontrol edilmesi lazım. Belki siz de yolda görürsünüz. Belki bu caddeye çıkmıştır ya. Yani. Hayvan duruyor 2 dakikada bir kaşınıyor. Bu tarafını komple berelemiş kaşıyacağım diye. Duyarlı davrandıkları için de teşekkür ediyorum kendilerine. Yeni çıktık. Şu anda 2 tane aldık. Ama var da yani alacağız. Tekrar aşıları yapılıp tekrar besleme noktalarına bırakılacak. Efendim Gündem TV ekranlarından herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle Bolu'daki vatandaşların sokak hayvanlarıyla ilgili ne düşündüğünü ve Bolu'daki barınaklara güvenip güvenmediklerini sorduk. Gelin hep beraber dinleyelim. İstemiyorum ben köpek. Hadi kedi şöyle böyle yapıyorlar da. Hem saldırıyorlar hem pis hayvan ya. Dışarıda kalmış kimsesiz hayvanlar. Ağzı yok, dili yok. Konuşamıyorlar hayvanlar. Onları beslememiz lazım. Bizler nasıl yaşıyorsak onların da özgürlüğü yaşamaya hakları var. Aşılarının yaptırılması gerektiğini düşünüyorum ama toplanması gerektiğini düşünmüyorum. Zararlı hayvanlar toplatılsın, zararsız hayvanlar toplatılmasın. Çocuklara, insanlara zarar veren, kovalayıp peşlerinden onlara zarar veren hayvanlar tabii ki toplatılmalı. Büyük köpekler sahipliyse tutsunlar yani, sahip çıksınlar köpeklerine. Ya gereğinden fazlaysa evet. Durup dururken hayvan saldırmaz yani. Hani bence hayvanların da kendine göre bir özgürlüğü var. Onlar da yaşamalı içimizde. Yaşama hakları var, seviyoruz biz de öyle geçerken. Tamam, bazı hayvanlar var hani zarar verir ama yani hepsi zarar vermiyor. Barınacağı bir yer yok ki. Nereye barınacaklar? Bak karşıdaki hayvan var. Bu dışarıda. Yarın öbür gün bu zarar verir insanlara. Vallahi bilmiyorum ki, ben hayvan severim. Toplatılmasından ziyade insanların biraz daha dikkat edip bakmalarını düşünüyorum yani. Herkes kendi etrafındakini. Ben Bolu'daki değil, hiçbir yerdeki barınaklara güvenmiyorum. Barınaklarda doğru düzgün hayvanlara bakıldığını da düşünmüyorum ayrıca. Çünkü bazı köpeklere aşı yerine aşının içine bir ilaç katıp öldürüyorlar. Sonra onları başka yere atıyorlar. Bir yerde toplatılması gerekiyor çocuklardan dolayı. Çocuklar çok korkuyor. Mahallemde okullar da var. Okullardaki çocuklar köpeği gördü mü çok uzaklaşıyor yani. Toplatılması gerekir ama hayvan haklarına baktığımız zaman da toplatılmaması gerekir. Bence toplatılmamalı. Neden diye sorarsanız, bir kere o hayvanları sokağa atan da biziz. Sokakta hayvan beslemeye çalışan yine hayvanseverlerimiz var. Belediyemiz buna çok fazla destekte bulunuyor. Bana sorarsanız toplatılmamalı. Sonuç olarak nereyi toplayacaklar? Nasıl bir bakım şartı olacak? Toplanan yerler de ortada sonuç olarak. Hiç güvenmiyorum. Genel olarak ben doğuda askerliğimi yaptım. Barınak olmadığı için askeriyenin içine hayvanları toplamışlardı. Çok büyük sıkıntılar yaşadım o için. Gördüm yani, bizzat kendim şahsen gördüm. O yüzden bana sorarsanız toplanılmamalı. Geceleri işten gelen oluyor, çoluk çocuk oluyor, saldırıyor bazen. Veyahut da korkudan mecburen bir tarafta sağlıklı bakılması lazım. Yani hayvanlar istenildiği gibi bakılmıyor. Mecburen tertemiz bir bakımlı bir yer olması lazım, şart Bolu'ya da. Gitgide köpek sayısı fazlalaştı. Sokaklarda, caddelerde, halbuki geceleri çok. Başı baş köpek. Barınaklara tabii güveniyoruz çünkü bunlar belediyenin bakımında olan bir şey. Hani kısırlaştırma olayları falan oluyor. Hani bu şekilde yapılırsa daha faydalı olur. Hani ben bizim orada da hani sokak hayvanları var. Biz de bakıyoruz hayvanlara. Hani gayet güzel bakıyoruz. Dişi hayvanımız vardı mesela. Onu işte kısırlaştırdık falan. Çoban köpekleri geliyordu. Şimdi hani gelmiyorlar. Yani bu şekilde olursa daha güvenli olur. Hani çoğalmasını önleyebiliriz. Gezmesi doğru mu? Tabii ki zararsızsa, öngörülebiliyorsa doğru bir şey tabii ki. Onların da bir özgürlük hakları var. Barınaklarla ilgili de bilgim yok yani. Çok güvenmiyorum açıkçası. Yani çok genel bilgim yok barınaklar hakkında ama bilmiyorum, bazı duyumlara göre çok fazla güvenemiyorum.